حسن؟ أرى إيش كذن أرى؟ سنة دنة سنة دنة ألف ما شاء الله سنة دنة Görkem. Hoş geldiniz hocam. Siz de hoş geldiniz. 70. yılımızda bizde hiç okulumuzun dergisi yokmuş. İlk dergimizi çıkaralım dedik. Böyle bir hazırlık yaptık. 70. yılda ilk dergisini çıkacak okul dergisi. Hoş geldiniz, ne güzel. Röportaj mı yapacağız? Öyle mi? Sorayım, sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Doktor. Doktor olmak istiyorsun, peki. Nasıl şimdi dersler? İyi. İyi, doktor olmak için çalışmak gerekir. Derslerin iyi olması gerekir. Bunu biliyorsun. Ve şimdiden derslerin iyi yani. Aferin sana. En sevdiğim ders hep matematik oldu. Yani ilkokulda da daha sonraki dönemlerde de hep matematiği seviyordum. Niye matematik? Bilmiyorum, bana kolay geliyordu belki de. Hoşuma gidiyordu. Böyle sayılar, çarpmak, bölmek, işlemler yapmak hoşuma gittiği için hep matematikti. Öğrencilerin daha fazla sosyal etkinliklerle zaman geçirmeleri ve zararlı alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlayabilmek için çalışmalarınız var. Var. Şimdi özellikle tabii ki gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik onların iyi mekanlarda zamanlarını geçirebilmeleri, eğitim görebilmeleri için, sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için onlar için sosyal merkezler planlıyoruz. Bu sosyal merkezler yapıyoruz. Şu anda birkaçının da inşaatına başladık. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunlardan çokça mahallelerimiz içerisinde çokça olacak. Başkanım, belediye olarak okullarımıza ne tür yardımlarda bulunuyorsunuz? Eğitimdeki sorunların çözülmesi için belediye nasıl bir görev üstlenmektedir? Evet, şimdi en son yaptığımız proje okullarda özellikle ilköğretim okullarındaki lavabo, tuvalet vesaire gibi yerlerin temizliğini belediye olarak biz üstleniyoruz. Diyoruz ki geleceğimiz, istikbalimiz, çocuklarımız daha iyi mekanlarda, daha iyi imkanlarda eğitim alırken sağlıklı koşullarda eğitim görsünler diye onların bu mekanlarında da temizlik görevini üstleniyoruz. Bununla birlikte oyun alanlarınızı, bahçelerinizdeki, parklarınızdaki, okulunuzun hemen içerisindeki oyun alanlarının tadilatını, daha önceden var ise tadilatını, eğer yok ise yeniden yapılanmasını veyahut da fiziki çevre ile ilgili yapılması gerekenlerin okullarınızdakinin hepsini belediye olarak biz yapıyoruz. Bununla birlikte Koca Sinan dergimiz, çocuk dergimiz size ulaşmıştır herhalde. Belli süreli yayınlarımızda size, çocuklarımıza eğitim dünyamızın içerisinde bir farklı bir bakışla, farklı bir gözle belediyemizin de size dokunan bir elle olsun diye yayınlarımızda ulaştırıyoruz. Size vereceğim kelimelere karşılık aklınıza ilk gelen kelime ile cevap verir misiniz? Evet. Kayseri. Kayseri yaşadığım şehir. Erciyes. Erciyes. Erciyes bu şehrin güzelliği. Simgesi. Bayrak. Özgürlük, bağımsızlık, her şeyimiz bayrağımız. Bu vatan toprağı üzerinde o dalgalanıyor ise biz burada hür ve özgür bir şekilde yaşıyoruz demektir. Vatan. Evet, vatan. O vatan ve bayrak ikisi birlikte aslında, değil mi? Eğer biz vatanımız var ise, bayrağımız var ise biz namusumuz, şerefimiz, her şeyimize sahibizdir. Ama Allah vermesin vatanımız ve bayrağımız olmaz ise, onlar bulunmadığı zaman biz özgür bir şekilde buralarda yaşayamayız. Okul? Okul, eğitim gördüğümüz yuva. Her şey, öğrendiğimiz her şeyi orada öğreniyoruz. Öğretmen? Öğretmen de bize hayatı öğreten, bilgileri öğreten, kitapları öğreten kişi. Çocuk? Çocuk masumiyet. Hedef? Hedef, yarınlar, gelecek. Kitap? Kitaplarda koskoca bir dünya. Kitapların içine girdiğim zaman kitaplarla birlikte her şeyi öğreniyorsunuz. Değil mi? Şimdi vatan ve bayrak. Mesela sizler 15 Temmuz'u yaşadınız. Değil mi? Ama siz belki yaş olarak çok daha şu anda küçüksünüz. Bazı şeyleri tam idrak edememiş olabilirsiniz ama inşallah bundan sonrasında ülkemiz böyle bir şeyle karşı karşıya gelmez. O gün için 15 Temmuz'da vatanımız için, bayrağımız için bir tehdit var idi. Ama vatan ve bayrak mevzusu söz konusu olduğunda özellikle Türk milleti tarih boyunca bu noktada
7 düvele gerekli şeyi söylemiştir. O gün de 15 Temmuz'da da gerek şehrimizde ve gerekse ülkemizde her bir şehrinde gerekli cevabı bir kez daha verdi. Türk milleti bayrağına ve vatanına olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. Ve bu vatan üzerinde hiçbir şekilde kimsenin operasyon yapmaya haddinin olmadığını, bayrağımızla ilgili, bayrağımızın özgür bir şekilde gönüllerde dalgalanmasıyla ilgili hiçbir kimsenin buna dahilin olamayacağını, elini kaldıramayacağını bir kez daha gösterdi. Bu yüzden vatan ve bayrak bizim için, Türk milleti için özel istisnai bir yeri vardır. Bizim için kutsallarımız arasında bir yeri vardır. Ve küçük yaştan itibaren hepimiz de, eminim sizlere de öğretmenleriniz bu konuda gerekli eğitimleri veriyordur. Aileden başlayan, okuldan başlayan çok ciddi manada vatan sevgisiyle ilgili, bayrak sevgisiyle ilgili eğitim alıp yetişiriz ve ileriki yaşlara geldiğimiz zaman bunun önemini, hassasiyetini daha fazla kavrarız ve Allah vermesin. Dediğim gibi inşallah bundan sonrasında hiçbir şekilde daha karşılaşılmaz ama eğer ki böyle bir şey olduğu zaman her şeyi bir tarafa atıp da vatanımız ve bayrağımız söz konusu olduğu zaman hiçbirimiz canımızı dahi göz önüne almaksızın can siperhane biz bu vatanı ve bayrağı koruruz diyecek şekilde de vatanına ve bayrağına bağlı bir milletizdir. Eminim sizler de bu şekilde yetişiyorsunuz ve inşallah bu şekilde de devam edecek. Sizler bizim ülkemizin geleceğisiniz. İyi günlerde yetişebilmeniz için, iyi imkanlarda yetişebilmeniz için bizler büyükleriniz sizler için neler yapılması gerekiyorsa biz onları yapmak için elimizden geldiğince gayret ve çaba içerisindeyiz. Evlerinizde aileleriniz, aile büyükleriniz, okullarınızda öğretmenleriniz, diğer tarafta şehir içerisindeki bizler şehrin idarecileri, bütün çabamız, gayretimiz, yarınlarımız, istikbalimiz, çocuklarımızın daha iyi koşullarda yetişebilmesi için. Bütün çabamız bunun için. Niye? Sizler iyi koşullarda yetişirseniz şehrimiz ve ülkemiz daha iyi yarınlarda oluşacak. Hedefleri olan bir ülkeyiz. Büyük bir Türkiye hedefimiz var, büyük bir Türkiye idealimiz var, büyük bir Türkiye için çalışıyoruz, gayret ediyoruz ve bu hedeflere de sizleri yetiştirmemiz lazım. Bununla birlikte sizlerin de iyi çalışmanız lazım, iyi öğrenmeniz lazım. Bugün için sizlere verilen okullardaki derslerinizi, kitaplarınızda verilen, size öğretilen dersleri, öğretmenlerinizin, ailenizin size hayatla ilgili öğrettikleri. Ondan sonrasında, tabii ki ondan sonrasında inşallah daha büyük yaşlara geldiğiniz zaman dünyayı öğrenmeniz, hedeflerinizi ortaya koymanız ve bu hedefler doğrultusunda bu memleket için, bu ülke için, bu bayrak için daha çok çalışmanız, daha çok gayret etmeniz ve inşallah bu gayretle, çabayla hep birlikte sizler ve sizin yaşlarınızdaki diğer arkadaşlarınızla birlikte daha büyük Türkiye için çalışıp gayret etmenizdir.